Allah oluyor insan işte. Allah. Korkuyor insan sana bakınca. Şu an tipe bak. Allah büyük Fiziksel işte. görüntüyle ilgili herhangi bir yorumda bulunmayalım. Yüzümüze nur geldiyse şeytandan kurtulmuşuz. Gibi. O ona bir şey söylüyor, ona bir şey söylüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Dün telefonda ya arada kaynadı ya duyulmadı ya istenerek cevap verilmedi. Eşiniz Fatma Hanım'ın en önemli iddiası şu. Kocam başka bir kadınla beraber. O kadınla beraber yaşıyor. O kadının iki çocuğuna sahip çıkıyor. Bizim beş çocuğumuzdan biri yanında. Ama diğer dört çocuğumla hepsi de yaşları o kadar küçük ki biz mağdur durumdayız, sokaklardayız diyor. Esra ablacığım, ben Güldane Hanım'la görüşüyorum, doğrudur. Onunla kalmıyorum. Kendi annemle yalan beraber... Yalan söyle, eve, onun için, eve getirdin, karım bu dedin, gideceksin dedin, hamileydim, kanlar içinde eve geldim. Doğruyu söyleyemiyor mu? Ya çok madem güvenin, doğruyu söyle. Esra ablacığım, ben konuşurken lütfen... O konuşurken ben ağzımı açarsam Allah belamı versin. Konuştursun beni. Öyle. Bak ablacığım, ben görüştüm, o kadınla görüşüyorum. Onun çocuğu, ihtiyacı varsa elimden gelirce yardımcı olurum. Neden olmayacağım ki? Haydi, yarın öbür gün kendisinden resmi olarak da kurtuldum mu, Allah nasip ederse nikahıma da almayı düşünüyorum. Ben kendisini sokağa atmadım. Ben kendisini cezaevindeyken bir tanesiyle kalmış, ona ev tutmuş... Dayamış, döşemiş, 15-16 milyar para başladık vermiş. Başladık yalanlara tabii. Postanenin müdürüymüş, Ali diye biriymiş. Kolay değil tabii. Ali diye biriymiş. Ben bunları öğrendikten sonra kendisinden ayrılacağımı da söyledim. Bir gün çocuklarıma, evde bir şey yokmuş. Geldim çocuklarıma yemek yapmaya. Annem geldi, dedi ki oğlum, pazardan gelmiş annem. Kumardan vakit bulup geldin mi? Ya da madde kullanmaktan pazardan vakit gelmiş bulup geldin annem. Mi? Satışları nasıldı o gün? Tavuk kanadı falan almış. Oğlum dedi, git çoluk çocuğunu al gel. Hep ne beraber oturalım, mangal yapalım. Yaşlarını bile bilmiyor ben çocukların. Ben büyük oğlumu gönderdim. Kendisiyle görüşmek, sohbet etmek istemediğim için büyük oğlumu gönderdim. Dedim oğlum git anneni çağır. De ki nenem diyormuş, gelsin hep çok beraber. Çok özür dilerim, gerçekten sizin konunuzda ben çok paralize oluyorum. Çıktı, yani sorduğum soruyla alacağım cevap nasıl tavuk kanadına geldi onu anlamadım. Ablacığım bak. Yani... Ben yaşadığımı anlatıyorum. Sokakta diyor ya, ben kendi evimi terk ettim, ona bıraktım gittim. Tamam yalan. Abicim, ben şunu ben yalan, mevcut, ben yalan. Somuttan bak. Ben şimdi gerçekten somuttan gidelim en sondan. Evet abla. Siz şimdi gidiyorsunuz taburdan. Güldane'nin de çocuklarına sahip çıkıyorum. Tabii ki sahip çıkacağım diyorsunuz. Ablacım sen kaç aydır dört çocukla nerede yaşıyorsun? Esra Hanımcığım, ya da ben kaç yıldır? Beş çocuk bende. Bu yaşına kadar ben büyüttüm. Bir ekmeği nasip değildir. Aydın merkezde araştırılırsa İbrahim Ecevit'in kumardan madde satmaktan gelmediğini göreceksiniz. Sen apartta kaç aydır, kaç yıldır? İki gün kaldım. Birileri acıdı bize. Acıdı, şu anda nerede kaldım. Kalıyorsun? Sokaktayım Esra Hanım. Aydın'a dönsek biz sokaktayız. Kaç gündür sokaktasın? Biz 15 gündür o arkadaş bizi aldı, o abla aldı derken en son iki gün apartta kaldım. En son çare size sığındım. Peki apartta kaldığını siz de biliyorsunuz. Evet efendim. Şimdi bu hanımefendiden boşanırsınız. Güldane Hanım'la kendinize iyi bir hayat kurarsınız. Çok mutlu olursunuz. Orası beni ilgilendirmiyor. İlahi adalet. Beni ilgilendiren boşanmadan mutluluğu bulursun. Boşanma bekle. Gerçekleştikten sonra da bu dört çocuk nerede İbrahim Bey? Bana şu anda dört tane çocuğunuzun biri sizde sanırım. Evet. Yerini söyleyebilir misiniz? Çocuklar nerede kalıyor? İki gün önce büyük oğlumu iki kişi alıkoymuş, zorlan telefonunu almaya kalkmış, gasp etmeye kalkmış. Kaç yaşında bana, büyük oğlunuz? 11 yaşında. Bana telefonla ulaşmış oğlum. Yalan. Bana telefonla ulaşmış oğlum, ben sağa sola sıkıştırmışım, ailelerine, akrabalarını aramışım, hepsinin de şeyleri vardır. Yanındaki telefona bakın İbrahim Ecevit'in. Çocuğun aramışım, çaldığı telefonu çocuğumu korkudan telefonuyla bırakmışlar. Oğlu hırsızlık etmiş, çocuğum telefonu yanıma gelecekti. Elindeki telefonu. Çocuğum yanıma gelecekti, kendisiyle görüşmüş. Ne söylemişse çocuğum korkudan yanıma bile gelmedi. Çocuk gasp ediliyor. Evet. İki kişi tarafından. Evet. Gasp eden iki yabancı kişi. Evet. 11 yaşında şehrin göbeğinde. Yok öyle bir şey. Çocuk yalan. Gasp ediliyor. Yalan. Siz birbirinizle kavga ediyorsunuz. İkiniz de anne olarak o çocuk o mağduriyeti yaşadığında yanında değilsiniz. Hayır Esra Hanım, benim yanımda yok. Ben baba öyle. Yok. Esra Hanımcığım, ben size şöyle anlatayım. Bu çocukların ayrılma sürecinde bizi sokağa atıp eziyet ettiklerinde ben lohusalı olmama rağmen, ben annesizim yetim bir insanım, ben kimsesiz olmama rağmen, maddi gücüm olmamasına rağmen beş çocuğumu bırakmadım.
Beş çocuğum için aç kalıyorum, sokakta kalıyorum. Dilenci oldum, ondan bundan istiyorum. Babaya yalvarıyorum, gelmiyor. Yalan söylüyor. Neredesin İbrahim Ecevit? Çocukların aç dedim. Çocukların çıplak dedim. Sen Güldaneli fotoğraf attın bana. Esra neredeydin? Esra abla. Hırsızlık malı kullanıyor yanında. Güldane memiş. Telefon Aydın'da attınız size mi ait? Sekreter telefon. Acilde madde kullanıyor. İbrahim Bey. Satıyorlar. Efendim? Oğlunuzun suça sürüklenen bir çocuk olduğu. Evet. Doğru mu? Ve bu noktada elde edilen o hırsızlık malı telefonu. Yanında, telefonda. Telefonu şu anki mu? Kullandığı yalan telefondur. Efendim? Yalan söylüyor. Oğlumu konuşturabilirsiniz 11 yaşındaki oğlumu. Peki 28 Ekim tarihinde çocuk yanınızdan nasıl kayboldu? Çocuk. Annesini atıyor. Ben çocuğa benim üçüncü. Size. Yok. Evet, madde kullanıyorlar. Nereden haberi olsun? Annemde kaldı. Çocuklar bu arada sürekli kayboluyor, suça sürükleniyor. Lütfen. Yani bunları tek tek anlatmayacağım. Kaç yaşında çocuklar? Yani annenin o kadar küçükler ki. Bak abla, büyük oğlum 11 yaşında. İsimlerini vermeden Kıvanç, söyle. Büyük oğlum 11 hiç yaşında. Söyleme. Ha. Onun bir küçüğü, aralarında 1,5 yaş var, 9,5 yaşında. Kural 7 yaşında. Karen, İsim verme. Yaşında oğlum, İsim 8. Verme. Ortanca oğlum 7 yaşında. Büyük kızım 4 yaşında. Küçük kızım 2 yaşında. Yaşında. İyi ezberlememişsin. Kızınız ve oğlunuzun yaşını bilemediniz. Doğrudur abla. 8 yaşında siz 9,5 dediniz. Kızınız 2 yaşında 4 senedir, yaşında dediniz. O, kendi bak, göremeyince. Bakın ben 3 senedir kendisinden ayrıyım. Ondan önce bir de 5 sene değil, bir buçuk onun sayesinde yıl. 6 sene yapmışım. Birlikte olduğunuz hanımefendinin çocukları kaç yaşında? Bilir. Bilmiyorum. Oo, bilmem ben de hiç. Bilmiyorum. Ama yardım ediyorsunuz. Çocukların yaşını bu şekilde en azından yakın bilinmesine bile şükretmek lazım. Asıl soru şu. Yani şimdi İbrahim Bey, dünyanın en kötü kadını, tamam mı? Sizin için. Benim için öyle değildi abla. Bana ihanet edene kadardı. Nerede o adamın ona ev tutup, ben sana diyeceğim, ev tutup, onunla beraber o evde kaldığı güne kadardı. Edeceğim. Ben aldatmadım. Yeryüzünde en çok sevdiğim insan annemdi. İlk geldiği günden beri kabul etmedi. Dedi ki, oğlum 4 çocuğuna acımayan insan. Yarın öbür gün sana da senden olacak evlatlara da acımaz. Annem oldu senin vahva. Ondan da annem ne sana karı olur ne de senin ettiriyor. Çocuğuna anne olur dedi. Sen benim dünyamı için siz de ben yuva kurmamı istemiyorsun anne dedim. Sen benim yuva kurmamı istemiyorsun dedim. Benim yuva, benim kuracağım yuvadan rahatsız oluyorsun. Ben bizim için kendinden vazgeçmiş kadını ters dedim. Onun vebali diyorum ben şu an. Anladım. Ben şimdi onu dinleseydim bunu yapamıyorum. İbrahim Bey, gerçek olaydan başlayalım. Siz evet. Başka biriyle berabersiniz. Bu kadın çocuklarla beraber ortada. Sizin anladığım kadarıyla çocuklarla tek bir ilginiz yok. Yok. Hiçbir ilişkiniz yok. Çocukların başlarına gelenlerden, yaşananlardan bir habersiniz babam, anladığım kadarıyla. Hepsinden haberim var. Babam sen he? Yoksun. Hepsinden haberim var. Bakıyor. Dün burada annem yayındayken bir abla dedi ki sen karakola bir kere gitmişsin. Resmi olarak. O bazı şeyleri ele geçirebilmiş. Benimle 4 kere 5 kere evine gidip çoluk çocuğumun uygunsuz bir yerde yaşadığını, çoluk çocuğumun verilmesi için gittiğimi, beni gittiğim polislerle şikayet etti. Hepsi resmi evraklarda var. Resmi evraklarda var yani. Diye ağladı diye evime bastı. Ben polislerle evine gittim. Babasıyla babası kahveden çıktı geldi polislerin yanındayken yalancı. Ben babası dedi ki beni dövmüş polislerle gelmişim ya. Şiddet sebebiyle halde. Aldınız. Hiç hayır. Çocuklarınız niye yurda halde. Verildi? Kaç çocuğunuz yurttaydı? Hanımefendi gece saat 10.45'te 3 çocuğumu kitlemiş. İnternete çıkmış. Bakın. Saatler yaz. Yalan. Ben getirdim fotoğrafını. Kitleyip çıkmış komşular çocukların ağlamasından rahatsız olmuş. Siz neredeydiniz o sırada? O Güldane'yleydim. Ben 4-5 benim kere beni karakola vermiş gidemiyorum abla. Çocuğumun başını bile sevemiyorum. Ben de ev bulacağım diye 4 gün içinde 4, öyle o saatte bir gitmiş. Ki... Çocukları kitlemiş. Bebek kitlemedim. Anadan doğma çırılçıplak. Kitlemedim. Onun bir küçüğü, bir büyüğü, üstü tişört, altı çıplak. Baba neredeydi? Ortanca oğlum. Siz... Hayır efendim. Ayrı mıydınız? Evet. O artı o...
gitmediğim evinde. Onu da benim üstüme atıp kardeşine ben onlarla ifade ederim. Bu devletteki herkes hiçbir şeyden anlamıyor. Böyle olan bir kadına da sonra da iki çocuğu teslim mi ediyorlar? Evet abla. Hayır, bunun içinde yurda ben telefon açtım. Tamam. Ablacığım, ben yalan, İbrahim Bey. Yalan konuşmuyorum. Anladım İbrahim Bey. Tek derdiniz boşanmak. Velayetsiz birisi mi? Bu çocukların başına bir şey gelirse devlete karşı İbrahim Bey ben sorumluyum diyebiliyor musunuz? Ben İstiyor çocuklarım, musunuz velayeti? Ben çocuklarım bendeyken yapacak her şeyden mesulüm. İbrahim Bey velayeti istiyor musunuz? İstiyorum efendim. Ben 3 oğlumu istiyorum. İki kız çocuğu da benden değilmiş. Bana öyle mesajlar yalan atmış. Yalan söylüyor. Kendi mesajları da gösterebilirim. Kız için söyledim. Vallahi çok üzüldüm. İki tane. Değil. Kimin dedim sahip çıkıyorsun? Yalan konuşma. Ben mesajı da gösterebilirim. Ben peki resmi konuşurum. Ya bir karar verin. Ben dün 5 tane çocuk bana cinsel şiddet uyguladı. Zorla oldu diyorsun. Lütfen ablacığım, uzak dur. Yemin ederim ben isteyerek kalben hiç... Kayınvalide de aslında bu olayın tam yalan, merkezinde nasıl sevgili yalan, seyirciler. Nasıl yalansın, nasıl normalde yalansın. İbrahim'le Fatma evli oldukları satışlar dönemde aile apartmanında Bodrum katında hep beraber yaşıyorlardı. Sonra da İbrahim Bey'in ilişkisiyle aslında 5 çocuğun geldiği son nokta bu. Yurtlara verilmeler, çeşitli suça sürüklenmeler, kaybolmalar, sokaklarda bulunmalar, şiddete uğramalar. Biraz önce babanın iddia ettiği daha başka bir olay var. Gasp edilmeler gibi şeyler yaşıyorlar ama 11 ve 2 yaşları arası aralığında doğmalarını olduklarını da söylemek istiyorum.